Çeyreği üst üste 3 gün boyunca bize aldık. Evet. Evet. Çok heyecanlı görüyorum sizi. Ah, biz niye heyecanlanamıyoruz? Heyecandan kurumuşsunuz. Kurumuş ay, yapraklar gibi. Kendisi gibi. Dökülen sonbahar yaprakları gibisiniz. Kişi kendinden bilir, işi lafı böyle burada cuk diye oturdu. Niye? Hayırlı uğurlu olsun. Kız 3 gün üst üste çeyrek aldı. Ne yapalım yani? Niye kuruyalım? Bugün final. Evet. Bakalım. Yani bu programda her an her şey olabiliyor. Evet. Zaten Hatice ile evet, ikinci arasında bir puan varmış. Nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ay ben de iyiyim çok şükür vallahi. Ya şimdi çeyrekten falan bahsedeceğim de ya of. Şimdi üst üste de alınca böyle defalarca konuşuyormuşum gibi oluyor ya. Ay. Çeyreği ya, aldım böyle lazım. Hani diyorum ki kızlara hava atayım diyorum ama artık çok banalleşti. Çünkü üst üste alınca hani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz oldu yani. Siz öyle işte. Bu arada Yeşim'cim hadi seni anlıyorum. Sesin gitti senin biliyorum ama o halinde bile gerçekten konuşuyorsun, bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Beni anlamanıza sevinim. Evet. Yani başıma gelmeyen kalmadı, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Evet bak hala gelmeyen. O sesinle bile konuşuyorsun da. Aysun'cum senin sesin mi? İçine mi kaçtı acaba sen? Sesin nerede senin? Benim mi? O ne ya? Ha? O ne? Aysun. Benim mi? Aysun. İçine kaçma. Ne oluyor ya? Aysun. Hatice senin yaptığın bir şey mi bu? Kızlar sesi gerçekten içine kaçıyor. Ya işi gücü yok. Benimle uğraşıyor ya. Aysun çok. Bak ciddi olamıyorum şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bu Aysun'un içindeki çocuğun sesi olabilir mi? Aysun konuşmuyor şu anda. Aysun'un bebeği mi konuşuyor yoksa Aysun'un yerine? Hatice. Ay seni hiç hale alamıyorum. Lütfen konuşma. Sen yapmadın mı bunu? Kim yaptın bunu? Ya Aysun sus. Bak kendimden şu an uzaklaşıyorum. Duymak istemiyorum bu sesi. Aysun benim sesim daha güzel çıkıyor. Ya inanmıyorum ya. Ya kim yaptı şunu, düzeltsin lütfen. Aa. O neydi? Ne o ya? Aa. Düdük yutmuş. Ya ne yaptılar kızı? Birisi gene gelinime tuzak kurmuş, mikrofonuyla oynamış. Gerçekten mikrofonla mı oluyor? Baksana, bu? Baksana evet. Ay gülmekten. Ya herkesin işi gücü benimle uğraşıyor ya. Ya Aysun ay, çok güzel oldun. Sen ay, bundan Aysun, sonra böyle kal. Hatice yaptığın en güzel şey. Ne oldu Aysun'cum ya? Sesin titriyor böyle, eleneceksin diye mi oldu? Eleneceksin diye mi oldun? Cevap ver ne olur. Konuşmak çok istemiyorum. Şu sesle sana cevap vermek istemiyorum. Yani neydi bu yani şimdi? Neydi hani güldük ettik falan ama. Yani direkt bugün final. Gelinimin dikkatini dağıtmak için kesin Hatice'nin başının altından çıkmıştır bu. Kameramanlığı bıraktı. Şimdi de herhalde sesçi olacak burada. Ben anlamıyorum ya, bu nedir ya? Hatice'nin üstüne topu atıyorsun da bunu senin gelini yaptı bence. Ya niye yapsın benim gelinim? Çünkü neden? Şey? Siz bugün buradan gideceğinizi biliyorsunuz. Puanlarınız çok düşük. Aranızda o kadar iyi tiyolaşmışsınız ki gidip kılçıklı balığa bile 5 vermişsiniz. Tamam Nurten Hanım. Ben şimdi susacağım ama aklıma takılan çok önemli bir şey var. Perde kapandıktan sonra bunu mutlaka size sormak istiyorum. Aklına ne takıyorsa açık açık söyle. Şimdi kozlarımızı paylaşalım. Neyse derdiniz. Gelininiz benim orada derdim benim gelinimle olmaz. Uğraşıyor. Benim derdim ay, olmaz. Ay bunun sesi var ya gerçekten yani böyle kulağımı sağır edecek artık ya.